10. Söz Haşir Bahsi İhtar Şu risalelerde teşbih ve temsilleri, hikayeler suretinde yazdığımın sebebi, hem teshil, hem hakaik-i İslamiye ne kadar makul, mütenasip, muhkem, mütesanid olduğunu göstermektir. Hikayelerin manaları, sonlarındaki hakikatlerdir. Kinayat kabilinden yalnız onlara delalet ederler. Demek hayali hikayeler değil, doğru hakikatlerdir. Bismillahirrahmanirrahim. Fanzur ila athari rahmetillahi. Keyfe yuhil adda ba'de mevtiha. İnne zâlike le muhil mevta. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Birader, haşir ve ahireti basit ve avam lisanıyla ve vazıh bir tarzda beyanını istersen, öyleyse şu temsili hikayeciye nefsimle beraber bak, dinle. Bir zaman iki adam, cennet gibi güzel bir memlekete, şu dünyaya işarettir, gidiyorlar. Bakarlar ki herkes ev, hane, dükkan kapılarını açık bırakıp muhafazasına dikkat etmiyorlar. Mal ve para meydanda sahipsiz kalır. O adamlardan birisi her istediği şeye elini uzatıp ya çalıyor ya gasp ediyor. Hevesine tebaat edip her nevi zulmü, sefaheti irtikab ediyor. Ahali de ona çok ilişmiyorlar. Diğer arkadaşı ona dedi ki, ''Ne yapıyorsun? Ceza çekeceksin. Beni de belaya sokacaksın. Bu mallar miri malıdır. Bu ahali çoluk çocuğuyla asker olmuşlar veya memur olmuşlar. Şu işlerde sivil olarak istihdam ediliyorlar. Onun için sana çok ilişmiyorlar. Fakat intizam şiddettir. Padişahın her yerde telefonu var ve memurları bulunur. Çabuk git, dehalet et, dedi. Fakat o sersem inat edip dedi. Yok, miri malı değil. Belki vakıf malıdır, sahipsizdir. Herkes istediği gibi tasarruf edebilir. Bu güzel şeylerden istifadeyi men edecek hiçbir sebep görmüyorum. Gözümle görmezsem inanmayacağım, dedi. Hem felsefane çok safsatiyatı söyledi. İkisi arasında ciddi bir münazara başladı. Evvela o sersem dedi. Padişah kimdir, tanımam. Sonra arkadaşı ona cevaben, bir köy muhtarsız olmaz, bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz. Bir harf katipsiz olamaz, biliyorsun. Nasıl oluyor ki nihayet derecede muntazam şu memleket hakimsiz olur. Ve bu kadar çok servet ki her saatte bir şimendifer, haşiye, seneye işarettir. Evet bahar, mahzen-i erzak bir vagondur, gaybden gelir. Gaybden gelir gibi kıymetdar, musanna mallarla dolu gelir. Burada dökülüyor, gidiyor. Nasıl sahipsiz olur? Ve her yerde görünen ilannameler ve beyannameler ve her mal üstünde görünen turra ve sikkeler, damgalar ve her köşesinde sallanan bayraklar nasıl maliksiz olabilir? Sen anlaşılıyor ki bir parça frengi okumuşsun. Bu İslam yazılarını okuyamıyorsun. Hem de bilenden sormuyorsun. İşte gel, en büyük fermanı sana okuyacağım. O sersem döndü, dedi. Haydi padişah var. Fakat benim cüz'i istifadem ona ne zarar verebilir? Hazinesinden ne noksan eder? Hem burada hapis mapis yoktur. Ceza görünmüyor. Arkadaşı ona cevaben dedi. Yahu, şu görünen memleket bir manevra meydanıdır. Hem sanayi-i garibe-i sultaniyenin meşheridir. Hem muvakkat, temelsiz misafirhaneleridir. Görmüyor musun ki her gün bir kafile gelir, biri gider, kaybolur. Daima dolar boşanır. Bir zaman sonra şu memleket tebdil edilecek. Bu ahali başka ve daimi bir memlekete nakledilecek. Orada herkes hizmetine mukabil ya ceza ya mükafat görecek, dedi. Yine o hain sersem temerrüt edip, inanmam. Hiç mümkün müdür ki bu memleket harap edilsin, başka bir memlekete göç etsin, dedi. Bunun üzerine Emin arkadaşı dedi. Madem bu derece inat ve temerrüt edersin, gel, haddü hesabı olmayan delail içinde 12 suretle sana göstereceğim ki bir mahkeme kübra var, bir dar-ı mükafat ve ihsan ve bir dar-ı mücazat ve zindan var ve bu memleket her gün bir derece boşandığı gibi bir gün gelir ki
bütün bütün boşanıp harap edilecek. Birinci suret. Hiç mümkün müdür ki bir saltanat, bahusuz böyle muhteşem bir saltanat, hüsnü hizmet eden mutilere mükafatı ve isyan edenlere mücazatı bulunmasın? Burada yok hükmündedir. Demek başka yerde bir mahkeme-i kübra vardır. İkinci suret. Bu gidişata, icraata bak. Nasıl en fakir, en zayıftan tut, ta herkese mükemmel, mükellef erzak veriliyor. Kimsesiz hastalara çok güzel bakılıyor. Hem gayet kıymetdar ve şahane taamlar, kaplar, murassa nişanlar, müzeyyen elbiseler, muhteşem ziyafetler vardır. Bak, senin gibi sersemlerden başka, herkes vazifesine gayet dikkat eder. Kimse zerrece haddinden tecavüz etmez. En büyük şahıs, en büyük bir itaatle, mütevazıane bir hav ve heybet altında hizmet eder. Demek şu saltanat sahibinin pek büyük bir keremi, pek geniş bir merhameti var. Hem pek büyük izzeti, pek celalli bir haysiyeti, namusu vardır. Halbuki keremse inam etmek ister. Merhametse ihsansız olamaz. İzzetse gayret ister. Haysiyet ve namussa edepsizlerin tedibini ister. Halbuki şu memlekette o merhamet, o namusa layık binden biri yapılmıyor. Zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor. Üçüncü suret. Bak, ne kadar âli bir hikmet, bir intizamla işler dönüyor. Hem ne kadar hakiki bir adalet, bir mizanla muameleler görülüyor. Halbuki hikmet-i hükümetse, saltanatın cenah-ı himayesine iltica eden mültecilerin taltifini ister. Adaletse, raiyetin hukukunun muhafazasını ister. Ta hükümetin haysiyeti, saltanatın haşmeti muhafaza edilsin. Halbuki şu yerlerde o hikmete, o adalete layık binden biri icra edilmiyor. Senin gibi sersemler çoğu ceza görmeden buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor. Dördüncü suret. Bak, haddü hesaba gelmeyen şu sergilerde olan misilsiz mücevherat, şu sofralarda olan emsalsiz matumat gösteriyorlar ki, bu yerlerin padişahının hadsiz bir sehaveti, hesapsız dolu hazineler vardır. Halbuki böyle bir sehavet ve tükenmez hazineler, daimi ve istenilen her şey içinde bulunur, bir dar-ı ziyafet ister. Hem ister ki o ziyafetten telezzüz edenler orada devam etsinler. Ta zeval ve firakla elem çekmesinler. Çünkü zeval-i elem lezzet olduğu gibi, zeval-i lezzet dahi elemdir. Bu sergilere bak ve şu ilanlara dikkat et. Ve bu dellallara kulak ver ki, muciz nüma bir padişahın antika sanatlarını teşkil ve teşhir ediyorlar. Kemalatını gösteriyorlar. Misilsiz cemal-i manevisini beyan ediyorlar. Hüsnü mahfisinin letaifinden bahsediyorlar. Demek onun pek mühim, hayret verici kemalat ve cemal-i manevisi vardır. Gizli, kusursuz kemalse, takdir edici, istihsan edici, maşallah deyip müşahede edicilerin başlarında teşhir ister. Mahfi, nazirsiz cemalse, görünmek ve görmek ister. Yani kendi cemalini iki vecihle görmek. Biri, muhtelif aynelerde bizzat müşahede etmek. Diğeri, müştak seyirci ve mütehayyir istihsan edicilerin müşahedesiyle müşahede etmek ister. Hem görmek, hem görünmek, hem daimi müşahede, hem ebedi işhad ister. Hem o daimi cemal, müştak seyirci ve istihsan edicilerin devamı vücutlarını ister. Çünkü daimi bir cemal, zail müştaka razı olamaz. Zira dönmemek üzere zevale mahkum olan bir seyirci, zevalin tasavvuruyla muhabbeti, adavete döner. Hayret ve hürmeti tahkire meyleder. Çünkü insan, bilmediği ve yetişmediği şeye düşmandır. Halbuki şu misafirhanelerden herkes çabuk gidip kayboluyor. O kemal ve o cemalin bir ışığını, belki zayıf bir gölgesini bir anda bakıp doymadan gidiyor. Demek bir seyrangâh-ı daimiye gidiliyor.
Beşinci suret. Bak, bu işler içinde görünüyor ki, o misilsiz zatın pek büyük bir şefkati vardır. Çünkü her musibet zedenin imdadına koşturuyor. Her suale ve matluba cevap veriyor. Hatta bak, en edna bir hacet, en edna bir raiyetten görse şefkatle kaza ediyor. Bir çobanın bir koyunu, bir ayağı incinse ya merhem ya baytar gönderiyor. Gel gidelim, şu adada büyük bir içtima var. Bütün memleket eşrafı orada toplanmışlar. Bak, pek büyük bir nişanı taşıyan bir yaver-i ekrem bir nutuk okuyor. O şefkatli padişahından bir şeyler istiyor. Bütün ahali, evet, evet biz de istiyoruz diyorlar. Onu tasdik ve teyit ediyorlar. Şimdi dinle, bu padişahın sevgilisi diyor ki, ey bizi nimetleriyle perverdeden sultanımız! Bize gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin asıllarını, menbaalarını göster ve bizi makar-ı saltanatına celbet. Bizi bu çöllerde mahvettirme. Bizi huzuruna al. Bize merhamet et. Burada bize tattırdığın lezzi nimetlerini orada yedir. Bizi zeval ve tebiid ile tazib etme. Sana müştak ve müteşekkir şu muti rayetini başıboş bırakıp idam etme diyor ve pek çok yalvarıyor. Sen de işitiyorsun. Acaba bu kadar şefkatli ve kudretli bir padişah hiç mümkün müdür ki en edna bir adamın en edna bir meramını ehemmiyetle yerine getirsin, en sevgili bir yaver-i ekreminin en güzel bir maksudunu yerine getirmesin? Halbuki o sevgilinin maksudu umumun da maksududur. Hem padişahın marzisi, hem merhamet ve adaletinin muktezasıdır. Hem ona rahattır, ağır değil. Bu misafirhanelerdeki muvakkat nüshetgâhlar kadar ağır gelmez. Madem numunelerini göstermek için 5-6 gün seyrangâhlara bu kadar masraf ediyor, bu memleketi kurdu, elbette hakiki hazinelerini, kemalatını, hünerlerini makar-ı saltanatında öyle bir tarzda gösterecek, öyle seyrangahlar açacak ki akılları hayrette bırakacak. Demek bu meydan imtihanda olanlar başıboş değiller. Saadet sarayları ve zindanlar onları bekliyorlar. Altıncı suret. İşte gel, bak. Bu muhteşem şimendiferler, tayyareler, teçhizatlar, depolar, sergiler, icraatlar gösteriyorlar ki perde arkasında pek muhteşem bir saltanat vardır, hükmediyor. Haşiye. Mesela nasıl şu zamanda manevra meydanında harp usulünde silah al, süngü tak emriyle koca bir ordu baştan başa dikenli bir meşegaha benzediği gibi her bir bayram gününde resmi geçit için formalarınızı takıp nişanlarınızı asınız emrine karşı ordugah seraser rengarenk, çiçek açmış müzeyyen bir bahçeyi temsil ettiği misillü, öyle de Ruh-i Zemin meydanında Sultan-ı Ezeli'nin nihayetsiz enva-ı cünudundan melek ve cin ve ins ve hayvanlar gibi şuursuz nebatat taifesi dahi hıfz-ı hayat cihadında emr-i kün ve yekun ile müdafaa için silahlarınızı ve cihazatınızı takınız. Emri ilahi aldıkları vakit zemin baştan aşağıya bütün ondaki dikenli ağaçlar ve nebatlar süngücüklerini taktıkları zaman aynen süngülerini takmış muhteşem bir ordugaha benziyor. Hem baharın her bir günü, her bir haftası birer taife-i nebatatın birer bayramı hükmünde olduğu için her bir taifesi dahi kendi sultanının o taifeye ihsan ettiği güzel hediyeleri teşhir için ona taktığı murassa nişanları birer resmi geçit tarzında o sultan ezeliğinin nazar-ı şuhud ve eşadını arz ettiğinden ve öyle bir vaziyet gösterdiğinden bütün nebatat ve eşcar güya san'at-ı Rabbaniye murassatını ve çiçek ve meyve denilen fıtrat-ı ilahiyenin nişanlarını takınız, çiçekler açınız. Emri Rabbaniye dinliyorlar ki Ruh-i Zemin dahi gayet muhteşem bir bayram gününde şahane resmi geçitte sürmeli formaları ve murassa nişanları parlayan bir ordugahı temsil ediyor.
İşte şu derece hikmetli ve intizamlı teçhizat ve tezyinat, elbette nihayetsiz kadir bir sultanın, nihayet derecede hakim bir hakimin emriyle olduğunu kör olmayanlara gösterir. Böyle bir saltanat, kendisine layık bir raiyet ister. Halbuki görüyorsun, bütün raiyet bu misafirhanede toplanmışlar. Misafirhane ise her gün dolar boşanır. Hem bütün raiyet manevra için bu meydana imtihanda bulunuyorlar. Meydansa her saat tebdil ediliyor. Hem bütün raiyet padişahın kıymetli ihsanatının numunelerini ve harika sanatlarının antikalarını sergilerde temaşa etmek için şu teşhirgâhta birkaç dakika durup seyrediyorlar. Meşer ise her dakika tahavvül ediyor. Giden gelmez, gelen gider. İşte bu hal, şu vaziyet kat'i gösteriyor ki, şu misafirhane ve şu meydan ve şu meşerlerin arkasında daimi saraylar, müstemir meskenler, şu numunelerin ve suretlerin halis ve yüksek asıllarıyla dolu bağ ve hazineler vardır. Demek, burada çabalamak onlar içindir. Şurada çalıştırır, orada ücret verir. Herkesin istidadına göre orada bir saadeti var. Yedinci suret. Gel, bir parça gezelim. Şu medeni ahali içinde ne var ne yok görelim. İşte bak, her yerde, her köşede müteaddit fotoğraflar kurulmuş, suret alıyorlar. Bak, her yerde müteaddit katipler oturmuşlar, bir şeyler yazıyorlar. Her şeyi kaydediyorlar. En ehemmiyetsiz bir hizmeti, en adi bir vukuatı zapt ediyorlar. Ha şu yüksek dağda padişaha mahsus bir büyük fotoğraf kurulmuş ki. Haşiye, şu suretin işaret ettiği manaların bir kısmı 7. hakikatte beyan edilmiş. Yalnız burada padişaha mahsus bir büyük fotoğraf işareti ve hakikati levh-i mahfuz demektir. Levh-i mahfuzun tahakkuku vücudu 26. sözde şöyle ispat edilmiş ki, nasıl küçük küçük cüzdanlar büyük bir kütün vücudunu ihsas eder ve küçük küçük senetler bir defteri kebirin bulunduğunu işar eder ve küçük kesretli tereşuhatlar büyük bir su menbaını işmam eder, aynen öyle de. Küçük küçük cüzdanlar hükmünde hem birer küçük levh-i mahfuz manasında hem büyük levh-i mahfuzu yazan kalemden tereşuh eden küçük küçük noktalar suretinde olan beni beşerin kuvve-i hafızaları, ağaçların meyveleri, meyvelerin çekirdekleri, tohumları, elbette bir hafıza-i kübrayı, bir defter ekberi, bir levh-i mahfuz azamı ihsas eder, işar eder ve ispat eder. Belki keskin akıllara gösterir. Bütün bu yerlerde ne cereyan eder, suretini alıyorlar. Demek o zat emretmiş ki mülkünde cereyan eden bütün muamele ve işler zapt edilsin. Demek oluyor ki o zat-ı muazzam bütün hadisatı kaydettirir, suretini alır. İşte şu dikkatli hıfz ve muhafaza elbette bir muhasebe içindir. Şimdi, en adi raiyetin, en adi muamelelerini ihmal etmeyen bir hakim hafiz, hiç mümkün müdür ki, raiyetin en büyüklerinden, en büyük amellerini muhafaza etmesin, muhasebe etmesin, mükafat ve mücazat vermesin. Halbuki o zatın izzetine ve gayretine dokunacak. Şimdi, en adi raiyetin, en adi muamelelerini ihmal etmeyen bir hakim hafiz, hiç mümkün müdür ki, raiyetin en büyüklerinden, en büyük amellerini muhafaza etmesin, muhasebe etmesin, mükafat ve mücazat vermesin. Halbuki o zatın izzetine ve gayretine dokunacak ve şeyni merhameti hiç kabul etmeyecek muameleler o büyüklerden sudur ediyor. Burada cezaya çarpmıyor. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor. 8. suret. Gel, ondan gelen bu fermanları sana okuyacağım. Bak, mükerrer vaat ediyor ve şiddetli tehdit ediyor ki, sizleri oradan alıp makar-ı saltanatıma getireceğim ve mutileri mesut, asileri mahpus edeceğim. O muvakkat yeri harap edip müebbet sarayları, zindanları havi, diğer bir memleket kuracağım. Hem o vaat ettiği şeyler ona gayet rahattır. Raiyetine gayet mühimdir. Vaadinde hulf ise izzeti iktidarına
gayet zıttır. İşte bak ey sersem, sen yalancı vehmini, hezeyancı aklını, aldatıcı nefsini tasdik ediyorsun. Ve hiçbir veç ile hulf ve hilafa mecburiyeti olmayan ve hiçbir cedde hilaf haysiyetine yakışmayan ve bütün görünen işler sıdkına şehadet eden bir zatı tekzip ediyorsun. Elbette büyük bir cezaya müstahak olursun. Misalin şuna benzer ki, bir yolcu güneşin ziyasından gözünü kapıyor, hayaline bakıyor, vehmi bir yıldız böceği gibi kafa fenerinin ışığıyla dehşetli yolunu tenvir etmek istiyor. Madem vaat etmiş, yapacaktır. Halbuki ifası ona çok rahat ve bize ve her şeye ve ona ve saltanatına pek çok lazımdır. Demek bir mahkeme-i kübra, bir saadet-i uzma vardır. 9. Suret. Şimdi gel, bu dairelerin ve cemaatlerin bazı rüesalarını ki... Haşiye, şu suretin ispat ettiği manalar 8. hakikatte görünecek. Mesela dairelerin reisleri şu temsilde enbiya ve evliyaya işarettir. Ve telefon ise mâkes-i vahiy ve mazhar-ı ilham olan kalpten uzanan bir nisbet-i rabbaniyedir ki kalp o telefonun başıdır ve kulağı hükmündedir. Her biri bizzat padişahla görüşecek hususi birer telefonu var. Hem bazı onun huzuruna çıkmışlar. Ne diyorlar bak, bunlar ittifakla ihbar ediyorlar ki o zat, mükafat ve mücazat için pek muhteşem ve dehşetli bir yer ihzar etmiş. Gayet kavi vaat ve şiddetli tehdit ediyor. Hem onun izzet ve celaleti hiçbir vecihle hulfül vaade tenezzül edip tezellülü kabul etmez. Halbuki o muhbirler hem tevatür derecesinde çok, hem icma kuvvetinde bir ittifakla haber veriyorlar ki, şu bazı asar görünen saltanat-ı azimenin medarı ve makarı, buradan uzak bir başka memlekettedir ve şu meydan-ı imtihanda binalar muvakkattırlar. Sonra daimi saraylara tebdil edilecek. Bu yerler değişecekler. Çünkü eserleriyle azameti anlaşılan şu muhteşem zevalsiz saltanat, böyle geçici, devamsız, bir karar, ehemmiyetsiz, mütegayyir, bekasız, nakız, tekemmülsüz umurlar üzerinde kurulmaz, durulmaz. Demek ona layık, daimi, müstekar, zevalsiz, müstemir, mükemmel, muhteşem umurlar üzerinde duruyor. Demek bir diyar-ı aher var. Elbette o makarra gidilecektir. 10. Suret. Gel, bugün Nevruz-u Sultani'dir. Haşiye, bu suretin remzini 9. hakikatte göreceksin. Mesela Nevruz günü bahar mevsimine işarettir. Çiçekli yeşil sahra ise bahar mevsimindeki ruh-i zemindir. Değişen perdeler, manzaralar ise faslı baharın iptidasından yazın intihasına kadar Sani Kadir-i Zülcelal'in Fatır Hakim-i Zülcemal'in kemal-i intizam ile değiştirdiği ve kemal-i rahmetle tazelendirdiği ve birbiri arkasında gönderdiği mevcudat-ı bahariye tabakatına ve masnuat-ı sayfiye taifelerine ve erzak-ı hayvaniye ve insaniye medar olan mat'umata işarettir. Bir tebeddülat olacak. Acip işler çıkacak. Şu baharın şu güzel gününde, şu güzel çiçekte olan şu yeşil sahrayı gidip bir seyran ederiz. İşte bak, ahali de bu tarafa geliyorlar. Bak, bir sihir var. O binalar birden harap oldular. Başka bir şekil aldı. Bak, bir mucize var. O harap olan binalar birden burada yapıldı. Adeta bu hali bir çöl, bir medeni şehir oldu. Bak, sinema perdeleri gibi her saat başka bir alem gösterir, başka bir şekil alır. Buna dikkat et ki, o kadar karışık, süratli, kesretli, hakiki perdeler içinde ne kadar mükemmel bir intizam vardır ki her şey yerli yerine konuluyor. Hayali sinema perdeleri dahi bu kadar muntazam olamaz. Milyonlar mahir sihirbazlar dahi bu sanatları yapamazlar. Demek bize görünmeyen o padişahın çok büyük mucizeleri vardır. Ey sersem, sen diyorsun
nasıl bu koca memleket tahrip edilip başka yere kurulacak. İşte görüyorsun ki her saat, senin aklın kabul etmediği o tebdili diyar gibi, çok inkılaplar, tebdiller oluyor. Şu toplanmak, dağılmak ve şu hallerden anlaşılıyor ki, bu görünen süratli içtimalar, dağılmalar, teşkiller, tahripler içinde başka bir maksat var. Bir saatlik içtima için 10 sene kadar masraf yapılıyor. Demek bu vaziyetler maksudu bizzat değiller. Bir temsildir, bir taklittirler. O zat mucizeyle yapıyor. Ta suretleri alınıp terkip edilsin ve neticeleri hıfzedilip yazılsın. Nasıl ki manevra meydanı imtihanının her şeyi kaydediliyordu ve yazılıyordu. Demek bir mecma-ı ekberde muamele bunlar üzerine devam edip dönecek. Hem bir meşher-i azamda daimi gösterilecek. Demek şu geçici, kararsız vaziyetler, sabit suretler, baki meyveler veriyorlar. Demek bu ihtifalat, bir saadet-i uzma, bir mahkeme-i kübra, bilmediğimiz ulvi gayeler içindir. 11. Suret. Gel, ey muannit arkadaş! Bir tayyareye, ya şarka veya garba, yani mazi ve müstakbele giden bir şimendifere binelim. Şu mucizekar zatın, sair yerlerde ne çeşit mucizeler gösterdiğini görelim. İşte bak, gördüğümüz menzil ve meydan ve meşher gibi acayipler her tarafta bulunuyor. Lakin sanatçı, suretçi birbirinden ayrıdırlar. Fakat buna iyi dikkat et ki, o sebatsız menzillerde, o devamsız meydanlarda, o bekasız meşherlerde ne kadar bahir bir hikmetin intizamatı, ne derece zahir bir inayetin işaratı, ne mertebe âli bir adaletin emaratı, ne derece vasi bir merhametin semeratı görünüyor. Basiretsiz olmayan herkes yakinen anlar ki, onun hikmetinden daha ekmel bir hikmet ve inayetinden daha ecmel bir inayet ve merhametinden daha eşmel bir merhamet ve adaletinden daha ecel bir adalet olamaz ve tasavvur edilemez. Eğer faraza tevehhüm ettiğin gibi, daire-i memleketinde daimi menziller, âli mekanlar, sabit makamlar, baki meskenler, mukim ahali, mesut rayeti bulunmazsa, şu hikmet, inayet, merhamet, adaletin hakikatlerine, şu bekasız memleket mazhar olamadığı malum ve onlara mazhar olacak, başka yerde de bulunmazsa, o vakit gündüz ortasında, güneşin ışığını gördüğümüz halde, güneşi inkar etmek derecesinde bir ahmaklıkla, şu gözümüz önündeki hikmeti inkar etmek ve şu müşahede ettiğimiz inayeti inkar etmek ve şu gördüğümüz merhameti inkar etmek ve şu pek kuvvetli emaratı, işaratı görünen adaleti inkar etmek lazım gelir. Hem bu gördüğümüz icraat hakimane ve ef'ali kerimane ve ihsanat-ı rahimanenin sahibini haşa sümme haşa sefih bir oyuncu, gaddar bir zalim olduğunu kabul etmek lazım gelir. Bu ise hakikatlerin zıtlarına inkılabıdır. Halbuki inkılab-ı hakaik bütün ehli aklın ittifakıyla muhaldir, mümkün değildir. Yalnız her şeyin vücudunu inkar eden sofestai eblehler hariçtir. Demek bu diyardan başka bir diyar vardır. Onda bir mahkeme-i kübra, bir madeli-i ulya, bir mekreme-i uzma vardır ki, ta şu merhamet ve hikmet ve inayet ve adalet tamamen tezahür etsinler. 12. Suret. Gel, şimdi döneceğiz. Şu cemaatlerin reisleriyle ve zabitleriyle görüşeceğiz. Ve teçhizatlarına bakacağız ki, o teçhizat yalnız o meydandaki kısa bir müddet içinde geçirmek için mi verilmiştir? Yahut başka yerde uzun bir saadet hayatı tahsil etmek için mi verilmiştir? Görelim. Herkese ve her teçhizata bakamayız. Fakat numune için şu zabitin cüzdan ve defterine bakacağız. Bu cüzdanda zabitin rütbesi, maaşı, vazifesi, matlubatı, düstur harekatı vardır. Bak, bu rütbe birkaç günlük için değil, pek uzun bir zaman için verilebilir. Şu maaşı hazine-i hassadan
filan tarihte alacaksın yazılıdır. Halbuki o tarih çok zaman sonra ve bu meydan kapandıktan sonra gelir. Şu vazife ise şu muvakkat meydana göre değil, belki padişahın kurbünde daimi bir saadeti kazanmak için verilmiştir. Şu matlubatsa birkaç günlük bu misafirhanede geçinmek için olamaz. Belki uzun ve mesudani bir hayat için olabilir. Şu düstur ise bütün açığa verir ki cüzdan sahibi başka yere namzettir. Başka aleme çalışır. Bak şu defterlerde aletler teçhizatının suret istimali ve mesuliyetler vardır. Halbuki eğer yalnız bu meydandan başka âli, daimi bir yer bulunmazsa, şu muhkem defter, o kat'i cüzdan bütün manasız olur. Hem şu muhterem zabit ve mükerrem kumandan ve muazzez reis, bütün ahaliden aşağı, herkesten daha bedbaht, daha biçare, daha zelil, daha musibetli, daha fakir, daha zayıf bir derekeye düşer. İşte buna kıyas et. Hangi şeye dikkat etsen şehadet eder ki bu faniden sonra bir baki var. Ey arkadaş! Demek bu muvakkat memleket bir tarla hükmündedir, bir talimgahtır, bir pazardır. Elbette arkasında bir mahkeme-i kübra, bir saadet-i uzma gelecektir. Eğer bunu inkar etsen, bütün zabitlerdeki cüzdanları, defterleri, teçhizatları, düsturları, belki şu memleketteki bütün intizamatı, hatta hükümeti inkar etmeye mecbur olursun. Ve bütün vaki olan icraatın vücudunu tekzip etmek lazım gelir. O vakit sana insan ve zişur denilmez. Sofestailerden daha akılsız olursun. Sakın zannetme, tebdil-i memleket delilleri bu 12 sureti münhasırdır. Belki haddü hesaba gelmez emareler, deliller var ki, şu kararsız mütegayir memleket, zevalsiz müstekar bir memlekete tahvil edilecektir. Hem haddü hesaba gelmez işaretler, alametler var ki, bu ahali, şu muvakkat misafirhanelerden alınacak, saltanatın makar-ı daimisine gönderilecek. Bahusuz, gel sana, 12 suret kuvvetinden daha kuvvetli bir bürhan daha göstereceğim. İşte gel bak, şu uzaktaki görünen cemaat-ı azime içinde, evvel adada gördüğümüz büyük nişan sahibi Yaver-i Ekrem bir tebligatta bulunuyor. Gidelim dinleyelim. Bak, o parlak Yaver-i Ekrem. Bak, o yüksekte talik edilmiş ferman-ı azamı ahaliye bildiriyor ve diyor ki, hazırlanınız. Başka daimi bir memlekete gideceksiniz. Öyle bir memleket ki, bu memleket ona nispeten bir zindan hükmündedir. Padişahımızın makar-ı saltanatına gidip, merhametine, ihsanlarına mazhar olacaksınız. Eğer güzelce bu fermanı dinleyip itaat etsiniz. Yoksa isyan edip dinlemezseniz, müthiş zindanlara atılacaksınız gibi tebligatta bulunuyor. Sen de görüyorsun ki o ferman-ı azamda öyle icazkar bir turra var ki hiçbir veçh ile kabili taklit değil. Senin gibi sersemlerden başka herkes o ferman padişahın fermanı olduğunu kat'i bilir. Ve o parlak Yaver-i Ekrem'de öyle nişanlar var ki senin gibi körlerden başka herkes o zatı padişahın pek doğru tercüman-ı evamiri olduğunu yakinen anlar. Acaba o Yaver-i Ekrem, o ferman-ı azamla beraber bütün kuvvetiyle dava edip tebliğ ettikleri şu tebdil memleket meselesi hiç kabil midir ki itiraz kabul etsin? Evet, kabil değil. İlla ki bütün bu gördüğümüz her şeyi inkar edesin. Şimdi ey arkadaş, söz senindir, söyle. Ne diyorsan de. Ben ne diyeceğim? Daha buna karşı bir şey denebilir mi? Gündüz ortasında güneşe karşı söz söylenir mi? Yalnız derim ki, elhamdülillah, 100.000 defa şükrolsun ki, vehim ve heva tahakkümünden, nefis ve heves esaretinden kurtulup, daimi hapis
ve zindandan halas oldum ve inandım ki bu karmakarışık, kararsız misafirhanelerden başka ve kurbu şahanede bir diyar-ı saadet vardır. Biz de ona namzediz. İşte haşir ve ahiretten kinaye ve ibaret olan şu hikaye temsiliye burada tamam oldu. Şimdi tevfik-i ilahiyle hakikati ulyaya geçeceğiz. Geçmiş 12 sureti mukabil, 12 mütesanit hakikatle bir mukaddime beyan edeceğiz. Mukaddime. Birkaç işaretle başka yerlerde, yani 22. 19. 26. sözlerde izah edilen birkaç meseleye işaret ederiz. Birinci işaret. Hikayedeki sersem adamın o emin arkadaşıyla üç hakikatleri var. Birincisi, nefse emmaremle kalbimdir. İkincisi, felsefe şakirtleriyle Kur'an-ı Hakim tilmizleridir. Üçüncüsü, ümmet-i İslamiye ile milleti küfriyedir. Felsefe şakirtleri ve milleti küfriye ve nefse emmarenin en müthiş delaleti Cenab-ı Hakk'ı tanımamaktadır. Hikayede nasıl emin adam demişti? Bir harf katipsiz olmaz. Bir kanun hakimsiz olmaz. Biz de deriz. Nasıl ki bir kitap, bahusus öyle bir kitap ki her kelimesi içinde küçük kalemle bir kitap yazılmış. Her harfi içinde ince kalemle muntazam bir kaside yazılmış. Katipsiz olmak son derece muhaldir. Öyle de şu kainat nakkaşsız olmak son derece muhalender muhaldir. Zira bu kainat öyle bir kitaptır ki her sahifesi çok kitapları tazammun eder. Hatta her kelimesi içinde bir kitap vardır. Her bir harf içinde bir kaside vardır. Yeryüzü bir sahifedir. Ne kadar kitap içinde var. Bir ağaç bir kelimedir. Ne kadar sahifesi vardır. Bir meyve bir harf, bir çekirdek bir noktadır. O noktada koca bir ağacın programı, fihrist sesi var. İşte böyle bir kitap, evsaf-ı celal ve cemale, nihayetsiz kudret ve hikmete malik bir Zat-ı Zülcelal'in nakş-ı kalemi kudreti olabilir. Demek, alemin şuhuduyla bu iman lazım gelir. İlla ki dalaletten sarhoş olmuş ola. Hem nasıl ki bir hane ustasız olmaz. Bahusus öyle bir hane ki, harika sanatlarla, acip nakışlarla, garip zinetlerle tezyin edilmiş. Hatta her bir taşında bir saray kadar sanat derc edilmiş. Ustasız olmak hiçbir akıl kabul edemez. Gayet mahir bir sanatkar ister. Bahusus o saray içinde sinema perdeleri gibi her saatte hakiki menziller teşkil edilip kemal intizamla elbise değiştirdiği gibi değiştiriyor. Hatta her bir hakiki perde içinde müteaddit küçük küçük menziller icat ediliyor. Öyle de şu kainat nihayetsiz hakim, alim, kadir bir sani ister. Çünkü şu muhteşem kainat öyle bir saraydır ki, ay güneş lambaları, yıldızlar mumları, zaman bir ip, bir şerittir ki, Sani-i Zülcelal her sene bir başka alemi ona takıp gösteriyor. O taktığı alemin içinde 360 tarzda muntazam suretlerini tecdid ediyor. Kemali intizamla ve hikmetle değiştiriyor. Yeryüzünü bir sofra-i nimet yapmış ki her bahar mevsiminde 300 bin enva-ı masnuatıyla tezyin ediyor. Haddü hesaba gelmez enva-ı ihsanatıyla dolduruyor. Öyle bir tarzda ki nihayet ihtilat içinde ve karışmış oldukları halde nihayet derecede imtiyaz ve farkla birbirlerinden ayrılıyor. Başka cihetleri buna kıyas et. Nasıl böyle bir sarayın saniyinden gaflet edilebilir? Hem nasıl ki bulutsuz, gündüz ortasında, güneşin deniz yüzünde bütün kabarcıklar üstünde ve karada bütün parlak şeylerde ve karın bütün parçalarında cilvesi göründüğü ve aksi müşahede edildiği halde güneşi inkar etmek. Ne derece acip bir divanelik hezeyanıdır. Çünkü o vakit bir tek güneşi inkar ve kabul etmemekle katarat sayısınca, kabarcıklar miktarınca, parçalar adedince hakiki ve bilasali güneşçikleri kabul etmek lazım geliyor. Her zerrecikte
ki ancak bir zerre sıkışabildiği halde, koca bir güneşin hakikatini içinde kabul etmek lazım geldiği gibi, aynen öyle de, şu sıra vari içinde her zaman hikmetle değişen ve düzgünlük içinde her vakit tazelenen şu muntazam kainatı görüp, Halik-u Zülcelal'i evsaf-ı kemaliyle tasdik etmemek, ondan daha berbat bir dalalet divaneliğidir, bir mecnunluk hezeyanıdır. Zira her şeyde, hatta her bir zerrede bir uluhiyeti mutlaka kabul etmek lazımdır. Çünkü mesela havanın her bir zerresi, her bir çiçekle, her bir meyveye, her bir yaprağa girer ve işleyebilir. İşte şu zerre, eğer memur olmazsa, bütün girebildiği ve işlediği masluların tarzı teşkilatını ve suretlerini ve heyetlerini bilmek lazımdır, ta içinde işleyebilsin. Demek muhit bir ilim ve kudrete malik olmalı ki böyle yapsın. Mesela, toprakta her bir zerresi kabildir ki, muhtelif bütün tohumlar ve çekirdeklere medar ve menşe olsun. Eğer memur olmazsa lazım geliyor ki, otlar ve ağaçlar adedince manevi cihazat ve makineleri tazammun etsin. Veyahut onların bütün tarzı teşkilatını bilir, yapar, bütün onlara giydirilen suretleri tanır, dikebilir bir sanat ve kudret vermek lazım gelir. Daha sair mevcudatı da kıyas et. Ta anlayacaksın ki her şeyde aşikare vahdaniyetin çok delilleri var. Evet, bir şeyden her şeyi yapmak ve her şeyi bir tek şey yapmak her şeyin halikine has bir iştir. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi, ferman-ı zişanına dikkat et. Demek vahid-i ehadi kabul etmemekle mevcudat adedince ilahları kabul etmek lazım gelir. İkinci işaret. Hikayede bir Yaver Ekrem'den bahsedilmiş ve denilmiş ki, kör olmayan herkes onun nişanlarını görmekle anlar ki, o zat padişahın emriyle hareket eder ve onun has bendesidir. İşte o Yaver Ekrem, Resul-i Ekrem'dir aleyhissalatü vesselam. Evet, şöyle müzeyyen bir kainatın, öyle mukaddes bir saniyine, böyle bir Resul-i Ekrem, ışık şemse lüzumu derecesinde elzemdir. Çünkü nasıl güneş ziya vermeksizin mümkün değildir, öyle de uluhiyet de peygamberleri göndermekle kendini göstermeksizin mümkün değildir. Hem hiç mümkün olur mu ki, nihayet kemalde olan bir cemal, gösterici ve tarif edici bir vasıtayla kendini göstermek istemesin. Hem mümkün olur mu ki, gayet cemalde bir kemali sanat, onun üzerine enzar-ı dikkati celbeden bir dellal vasıtasıyla teşhir istemesin. Hem hiç mümkün olur mu ki, bir rububiyet-i âmmenin saltanat-ı külliyesi, kesret ve cüz'iyat tabakatında vahdaniyet ve samedaniyetini zülcenaheyn bir mebus vasıtasıyla ilanını istemesin. Yani o zat, ubudiyet-i külliye cihetiyle kesret tabakatının dergah-ı ilahiye elçisi olduğu gibi, kurbiyet ve risalet cihetiyle dergah-ı ilahinin kesret tabakatına memurudur. Hem hiç mümkün olur mu ki, nihayet derecede bir hüsnü zati sahibi, cemalinin mehasinini ve hüsnünün letaifini aynelerde görmek ve göstermek istemesin. Yani bir Habib Resul vasıtasıyla ki hem Habib'dir, ubudiyetiyle kendini ona sevdirir, aynedarlık eder, hem Resul'dür, onu mahlukatına sevdirir, cemal esmasını gösterir. Hem hiç mümkün olur mu ki, acip mucizelerle, garip ve kıymettar şeylerle dolu hazineler sahibi, sarraf bir tarif edici ve vasaf bir teşhir edici vasıtasıyla enzar-ı halka arz ve başlarında izhar etmekle gizli kemalatını beyan etmek irade etmesin ve istemesin. Hem mümkün olur mu ki, bu kainatı bütün esmasının kemalatını ifade eden masnuatla tezyin ederek, seyir için garip ve ince sanatlarla süslenilmiş bir saraya benzetsin de rehber bir muallim tayin etmesin. Hem hiç mümkün olur mu ki, bu kainatın sahibi, şu kainatın tahavvülatındaki maksat ve gaye ne olacağını, müşir tılsımı muhlakını, hem mevcudatın
nereden, nereye, necisin, üç sual müşkülün muammasını bir elçi vasıtasıyla açtırmasın. Hem hiç mümkün olur mu ki, bu güzel masnuatla kendini zişura tanıttıran ve kıymetli nimetlerle kendini sevdiren Sani Zülcelal, onun mukabilinde zişurdan marziyatı ve arzuları ne olduğunu bir elçi vasıtasıyla bildirmesin. Hem hiç mümkün olur mu ki, nev insanı, şuurca kesreti müptela, istidatça ubudiyet-i külliye-i müheyya suretinde yaratıp, muallim bir rehber vasıtasıyla onları kesretten vahdete yüzlerini çevirmek istemesin. Daha bunlar gibi çok vezaif-i nübüvvet var ki, her biri bir bürhan katidir ki, uluhiyet risaletsiz olamaz. Şimdi acaba alemde, Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam'dan beyan olunan evsaf ve vezaife daha ehil ve daha cami kim zuhur etmiş? Ve rütbe-i risalete ve vazife-i tebliğe ondan daha elyak, daha enfak hiç zaman göstermiş midir? Hayır, asla ve kata. Belki o bütün Resullerin seyyididir, bütün Enbiyanın imamıdır, bütün Asya'nın serveridir, bütün mukarrebinin akribidir, bütün mahlukatın ekmelidir, bütün mürşitlerin sultanıdır. Evet, ehli tahkikatın ittifakıyla, şakkı kamer ve parmaklarından su akması gibi, bine bali mucizatından, haddü hesaba gelmez delail-i nübüvvetinden başka, Kur'an-ı Azimüşşan gibi bir bahri hakaik ve 40 vecihle mucize olan mucize-i kübra, güneş gibi risaletini göstermeye kafidir. Başka risalelerde ve bilhassa 25. sözde Kur'an'ın 40'a karip vücuhu icazından bahsettiğimizden burada kısa kesiyoruz. Üçüncü işaret. Hatıra gelmesin ki bu küçücük insanın ne ehemmiyeti var ki bu azim dünya onun muhasebe-i amali için kapansın, başka bir daire açılsın. Çünkü bu küçücük insan camiyeti fıtrat itibarıyla şu mevcudat içinde bir ustabaşı ve bir dellal-ı saltanat-ı ilahiye ve bir ubudiyet-i külliye mazhar olduğundan büyük ehemmiyeti vardır. Hem hatıra gelmesin ki, kısacık bir ömürde nasıl ebedi bir azaba müstahak olur. Zira küfür, şu mektubat-ı samedaniye derecesinde ve kıymetinde olan kainatı, manasız, gayesiz bir derekeye düşürdüğü için, bütün kainata karşı bir tahkir olduğu gibi, bu mevcudatta cilveleri, nakışları görünen bütün Esma-i Kudsi-i İlahiye'yi inkar ile ret ve Cenab-ı Hakk'ın hakkaniyet ve sıdkını gösteren gayr-i mütenahi bütün delillerini tekzip olduğundan nihayetsiz bir cinayettir. Nihayetsiz cinayetse nihayetsiz azabı icap eder. Dördüncü işaret. Nasıl ki hikayede 12 surette gördük ki, hiçbir cihetle mümkün değil öyle bir padişahın, öyle muvakkat misafirhane gibi bir memleketi bulunsun da, müstekar ve haşmetine mazhar ve saltanat-ı uzmasına medar diğer daimi bir memleketi bulunmasın. Öyle de, hiçbir vecihle mümkün değil ki, bu fani alemin baki halikı, bunu icat etsin de, baki bir alemi icat etmesin. Hem mümkün değil, şu bedi ve zail kainatın, sermedi saniye bunu halk etsin de, müstekar ve daimi diğer bir kainatı icat etmesin. Hem mümkün değil, bu meşher ve meydan imtihan ve tarla hükmünde olan dünyanın, hakim ve kadir ve rahim olan fatırı onu yaratsın, onun bütün gayelerine mazhar olan dar-ı ahireti halk etmesin. Bu hakikate 12 kapıyla girilir. 12 hakikatle o kapılar açılır. En kısa ve basitten başlarız. Birinci hakikat. Bab-ı rububiyet ve saltanattır ki, ismi Rabbin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki, şen-i rububiyet ve saltanat-ı uluhiyet, bahusus böyle bir kainatı, kemalatını göstermek için gayet âli gayeler ve yüksek maksatlarla icat etsin, onun gayat ve makasıdına karşı iman ve ubudiyetle mukabele eden müminlere mükafatı bulunmasın ve o makasıdı ret ve tahkirle mukabele eden ehli dalalete mücazat etmesin.
İkinci hakikat. Bab-ı Kerem ve Rahmet'tir ki, Kerim ve Rahim isminin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki, gösterdiği asarla nihayetsiz bir kerem ve nihayetsiz bir rahmet ve nihayetsiz bir izzet ve nihayetsiz bir gayret sahibi olan şu alemin Rabbi, kerem ve rahmetine layık mükafat, izzet ve gayretine şayeste mücazatta bulunmasın. Evet, şu dünya gidişatına bakılsa görülüyor ki, en aciz, en zayıftan tut. Haşiye, rızkı helal, iktidar ile alınmadığına, belki iftikara binaen verildiğine delili kat'i, iktidarsız yavruların hüsnü maişeti ve muktedir canavarların dıyk-ı maişeti, hem zekavetsiz balıkların semizliği ve zekavetli hileli tilki ve maymunun derdi maişetle vücutça zayıflığıdır. Demek rızk, iktidar ve ihtiyarla makusen mütenasiptir. Ne derece iktidar ve ihtiyarına güvense, o derece derdi maişete müptela olur. Ta en kaviye kadar her canlıya layık bir rızık veriliyor. En zayıf, en acize, en iyi rızık veriliyor. Her dertliye ummadığı yerden derman yetiştiriliyor. Öyle ulvi bir keremle ziyafetler, ikramlar olunuyor ki, nihayetsiz bir kerem eli içinde işlediğini bedaheten gösteriyor. Mesela bahar mevsiminde, cennet hurileri tarzında, bütün ağaçları sündüs misal libaslarla giydirip, çiçek ve meyvelerin murassaatıyla süslendirip, hizmetkar ederek, onların latif elleri olan dallarıyla, çeşit çeşit en tatlı, en musanna meyveleri bize takdim etmek, hem zehirli bir sineğin eliyle, şifalı en tatlı balı bize yedirmek, hem en güzel ve yumuşak bir libası, elsiz bir böceğin eliyle bize giydirmek, hem rahmetin büyük bir hazinesini, küçük bir çekirdek içinde bizim için saklamak, ne kadar cemil bir kerem, ne kadar latif bir rahmet eseri olduğu bedaheten anlaşılır. Hem insan ve bazı canavarlardan başka, güneş ve ay ve arzdan tut, ta en küçük mahluka kadar, her şey kemali dikkatle vazifesine çalışması, zerrece haddinden tecavüz etmemesi, bir azim heybet tahtında umumi bir itaat bulunması, büyük bir celal ve izzet sahibinin emriyle hareket ettiklerini gösteriyor. Hem gerek nebati ve gerek hayvani ve gerek insani, bütün validelerin o rahim şefkatleriyle. Haşiye, evet, aç bir arslan, zayıf bir yavrusunu kendi nefsine tercih ederek elde ettiği bir eti yemeyip yavrusuna vermesi, hem korkak tavuk yavrusunu himaye için iti arslana saldırması, hem incir ağacı kendi çamur yiyerek yavrusu olan meyvelerine halis süt vermesi, bilbedahe, nihayetsiz rahim, kerim, şefik bir zatın hesabıyla hareket ettiklerini kör olmayana gösteriyorlar. Evet, nebatat ve behemiyat gibi şuursuzların gayet derecede şuurkârâne ve hakimane işler görmesi biz zarure gösterir ki, gayet derecede alim ve hakim birisi vardır ki onları işlettiriyor. Onlar onun namıyla işliyorlar. Ve süt gibi o latif gıdayla o aciz ve zayıf yavruların terbiyesi, ne kadar geniş bir rahmetin cilvesi işlediği bedaheten anlaşılır. Bu alemin mutasarrıfının madem nihayetsiz böyle bir keremi, nihayetsiz böyle bir rahmeti, nihayetsiz öyle bir celal ve izzeti vardır. Nihayetsiz celal ve izzet, edepsizlerin teedibini ister. Nihayetsiz kerem, nihayetsiz ikram ister. Nihayetsiz rahmet, kendine layık ihsan ister. Halbuki bu fani dünyada ve kısa ömürde denizden bir damla gibi milyonlar cüzden ancak bir cüz yerleşir ve tecelli eder. Demek o kereme layık ve o rahmete şayeste bir dar-ı saadet olacaktır. Yoksa gündüzü ışığıyla dolduran güneşin vücudunu inkar etmek gibi bu görünen rahmetin vücudunu inkar etmek lazım gelir. Çünkü bir daha dönmemek üzere zevalse şefkati musibete, muhabbeti hırkate ve nimeti nikmete ve aklı meş'um bir alete ve lezzeti eleme kalbettirmekle hakikati rahmetin intifası lazım gelir. Hem o celal ve izzete uygun bir dar mücazat olacaktır. Çünkü ekseriya zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor, tehir ediliyor, yoksa bakılmıyor değil.
bazen dünyada dahi ceza verir. Kur'un-u Salife'de cereyan eden, asi ve mütemerrit kavimlere gelen azaplar gösteriyor ki, insan başıboş değil, bir celal ve gayret sillesine her vakit maruzdur. Evet, hiç mümkün müdür ki, insan umum mevcudat içinde ehemmiyetli bir vazifesi, ehemmiyetli bir istidadı olsun da, insanın Rabbi de insanı bu kadar muntazam masnuatıyla kendini tanıtırsa, mukabilinde insan imanla onu tanımazsa, hem bu kadar rahmetin süslü meyveleriyle kendini sevdirse, mukabilinde insan ibadetle kendini ona sevdirmese, hem bu kadar bu türlü nimetleriyle muhabbet ve rahmetini ona gösterse, mukabilinde insan şükür ve hamdle ona hürmet etmese, cezasız kalsın, başıboş bırakılsın, o izzet, gayret sahibi Zat-ı Zülcelal bir dar mücazat hazırlamasın. Hem hiç mümkün müdür ki, o Rahman-ı Rahim'in kendini tanıttırmasına mukabil, imanla tanımakla ve sevdirmesine mukabil, ibadetle sevmek ve sevdirmekle ve rahmetine mukabil, şükürle hürmet etmekle mukabele eden müminlere bir dar mükafatı, bir saadet ebedeyi vermesin. Üçüncü hakikat, Bab-ı Hikmet ve Adalet olup, ismi Hakim ve Adil'in cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki? Haşiye, evet, hiç mümkün müdür ki şu cümle çok tekrar ediliyor. Çünkü mühim bir sırrı ifade eder. Şöyle ki, ekser küfür ve dalalet istibattan ileri gelir. Yani akıldan uzak ve muhal görür, inkar eder. İşte haşir sözünde katiyen gösterilmiştir ki, hakiki istibat, hakiki muhaliyet ve akıldan uzaklık ve hakiki suhubet, hatta imtina derecesinde müşkülat, küfür yolundadır ve dalaletin mesleğindedir. Ve hakiki iman ve hakiki makuliyet, hatta vücub derecesinde sühulet, iman yolundadır ve İslamiyet caddesindedir. Elhasıl ehli felsefe istibad ile inkara gider, 10. söz istibad hangi tarafta olduğunu o tabirle gösterir. Onların ağızlarına bir şamar vurur. Zerrelerden güneşlere kadar cereyan eden hikmet ve intizam, adalet ve mizanla rububiyetin saltanatını gösteren Zat-ı Zülcelal, rububiyetin cenah-ı himayesine iltica eden ve hikmet ve adalete iman ve ubudiyetle tevfik-i hareket eden müminleri taltif etmesin ve o hikmet ve adalete küfür ve tuğyanla isyan eden edepsizleri tedip etmesin. Halbuki bu muvakkat dünyada o hikmet, o adalete layık binden biri insanda icra edilmiyor, tehir ediliyor. Ehli dalaletin çoğu ceza almadan, ehli hidayetin de çoğu mükafat görmeden buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme-i kübraya, bir saadet-i uzmaya bırakılıyor. Evet, görünüyor ki şu alemde tasarruf eden zat nihayetsiz bir hikmetle iş görüyor. Ona bürhan mı istersin? Her şeyde maslahat ve faydalara riayet etmesidir. Görmüyor musun ki insanda bütün ağza, kemikler ve damarlarda, hatta bedenin hücreatında, her yerinde, her cüzünde faydalar ve hikmetlerin gözetilmesi. Hatta bazı azası bir ağacın ne kadar meyveleri varsa o derece o uzva hikmetler ve faydalar takması gösteriyor ki nihayetsiz bir hikmet eliyle iş görülüyor. Hem her şeyin sanatında nihayet derecede intizam bulunması gösterir ki nihayetsiz bir hikmetle iş görülüyor. Evet, güzel bir çiçeğin dakik programını küçücük bir tohumunda derc etmek, büyük bir ağacın sahife-i amalini, tarihçi-i hayatını, fihristi cihazatını küçücük bir çekirdekte manevi kader kalemiyle yazmak, nihayetsiz bir hikmet kalemi işlediğini gösterir. Hem her şeyin hilkatinde gayet derecede hüsnü sanat bulunması, nihayet derecede hakim bir saniyenin nakşi olduğunu gösterir. Evet, şu küçücük insan bedeni içinde bütün kainatın fihristesini, bütün hazani rahmetin anahtarlarını, bütün esmalarının aynelerini derc etmek, nihayet derecede bir hüsnü sanat içinde bir hikmeti gösterir. Şimdi hiç mümkün müdür ki, şöyle icraat-ı rububiyette hakim bir hikmet, o rububiyetin kanadına iltica eden ve imanla itaat edenlerin taltifini istemesin ve ebedi taltif etmesin. Hem adalet ve mizanla iş görüldüğüne bürhan mı istersin? Her şeye hassas mizanlarla, mahsus ölçülerle vücut vermek, suret giydirmek, yerli yerine koymak,
nihayetsiz bir adalet ve mizanla iş görüldüğünü gösterir. Hem her hak sahibine istidadı nispetinde hakkını vermek, yani vücudunun bütün levazımatını, bekasının bütün cihazatını en münasip bir tarzda vermek, nihayetsiz bir adalet elini gösterir. Hem istidat lisanıyla, ihtiyacı fıtri lisanıyla, ıstırar lisanıyla sual edilen ve istenilen her şeye daimi cevap vermek, nihayet derecede bir adil ve hikmeti gösteriyor. Şimdi hiç mümkün müdür ki, böyle en küçük bir mahlukun, en küçük bir hacetinin imdadına koşan bir adalet ve hikmet, insan gibi en büyük bir mahlukun, beka gibi en büyük bir hacetini mühmel bıraksın. En büyük istimdadını ve en büyük sualini cevapsız bıraksın. Rububiyetin haşmetini, ibadının hukukunu muhafaza etmekle muhafaza etmesin. Halbuki şu fani dünyada kısa bir hayat geçiren insan, öyle bir adaletin hakikatine mazhar olamaz ve olamıyor. Belki bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor. Zira hakiki adalet ister ki, şu küçücük insan, şu küçüklüğü nispetinde değil, belki cinayetinin büyüklüğü, mahiyetinin ehemmiyeti ve vazifesinin azameti nispetinde mükafat ve mücazat görsün. Madem şu fani geçici dünya, ebed için halk olunan insan hususunda öyle bir adalet ve hikmete mazhariyetten çok uzaktır, elbette adil olan o Zat-ı Celil-i Zülcemal'in ve hakim olan o Zat-ı Cemil-i Zülcelal'in daimi bir cehennemi ve ebedi bir cenneti bulunacaktır. Dördüncü hakikat, Bab-ı Cud ve Cemal'dir. İsmi Cevvat ve Cemil'in cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki, nihayetsiz cudu sehavet, tükenmez servet, bitmez hazineler, misilsiz sermedi cemal, kusursuz ebedi kemal, bir dar-ı saadet ve mahalli ziyafet içinde daimi bulunacak olan muhtaç şakirleri, müştak aynadarları, mütehayyir seyircileri istemesinler. Evet, dünya yüzünü bu kadar müzeyyen masnuatıyla süslendirmek, ayla güneşi lamba yapmak, yeryüzünü bir sofrayı nimet ederek, mat'umatın en güzel çeşitleriyle doldurmak, meyveli ağaçları birer kap yapmak, her mevsimde birçok defalar tecdid etmek, hadsiz bir cudu sehaveti gösterir. Böyle tükenmez bir cudu sehavet, öyle tükenmez hazineler ve rahmet, hem daimi, hem arzu edilen her şey içinde bulunur, bir dar-ı ziyafet ve mahalli saadet ister. Hem kat'i ister ki, o ziyafetten telezzüz edenler, o mahalli saadette devam etsinler, ebedi kalsınlar, ta zeval ve firakla elem çekmesinler. Çünkü zeval-i elem lezzet olduğu gibi, zeval-i lezzet dahi elemdir. Öyle sehavet, elem çektirmek istemez. Demek, ebedi bir cenneti, hem içinde ebedi muhtaçları ister. Çünkü nihayetsiz cud-u seha, nihayetsiz ihsan etmek ister, nimetlendirmek ister. Nihayetsiz ihsan ve nimetlendirmek ise, nihayetsiz minnettarlık, nimetlenmek ister. Bu ise, ihsanı mazhar olan şahsın devamı vücudunu ister. Ta daimi tenaumla, o daimi inama karşı şükür ve minnettarlığını göstersin. Yoksa zevalle acılaşan cüz'i bir telezzüz, kısacık bir zamanda öyle bir cud-u sehanın muktezasıyla kabili tevfik değildir. Hem dahi meşher-i sanatı ilahiye olan aktar-ı alem sergilerine bak. Yeryüzündeki nebatat ve hayvanatın ellerinde olan ilanat-ı Rabbani'ye dikkat et. Haşiye, evet kemik gibi bir kuru ağacın ucundaki tel gibi incecik bir sapta gayet münakkaş, müzeyyen bir çiçek ve gayet musanna ve murassa bir meyve, elbette gayet sanatperver, mucizekar ve hikmettar bir saniyin mehasini sanatını zişura okutturan bir ilannamedir. İşte nebatata hayvanatı dahi kıyas et. Mehasini rububiyetin dellalları olan enbiya ve evliyaya kulak ver. Nasıl müttefikan Sani-i Zülcelal'in kusursuz kemalatını, harika sanatlarının teşhiriyle gösteriyorlar, beyan ediyorlar, enzarı dikkati celbediyorlar. Demek bu alemin Sani'nin pek mühim ve hayret verici ve gizli kemalatı vardır.
bu harika sanatlarla onları göstermek ister. Çünkü gizli, kusursuz kemalatsa, takdir edici, istihsan edici, maşallah diyerek müşahede edicilerin başlarında teşhir ister. Daimi kemalatsa daimi tezahür ister. O ise takdir ve istihsan edicilerin devamı vücudunu ister. Bekası olmayan istihsan edicinin nazarında kemalatın kıymeti sukut eder. Haşiye: Evet, duru bu emsaldendir ki, bir dünya güzeli bir zaman kendine meftun olmuş adi bir adamı huzurundan tard eder. O adam kendine teselli vermek için tuh ne kadar çirkindir der. O güzelin güzelliğini nefyeder. Hem bir vakit birayı gayet tatlı bir üzüm asması altına girer, üzümleri yemek ister. Koparmaya eli yetişmez, asmaya da çıkamaz. Kendi kendine teselli vermek için kendi lisanıyla ekşidir der, gümler gider. Hem dahi kainatın yüzünde serilmiş olan, gayet de güzel ve sanatlı ve parlak ve süslü şu mevcudat, ışık güneşi bildirdiği gibi, misilsiz manevi bir cemalin mehasini bildirir ve nazirsiz, hafi bir hüsnün letaifini işar ediyor. Haşiye: Ayna misal mevcudatın birbir arkasında zeval ve fenalarıyla beraber, arkalarından gelenlerin üstünde ve yüzlerinde aynı hüsn ve cemalin cilvesinin bulunması gösterir ki, cemal onların değil, belki o cemaller bir hüsn-ü müneze ve bir cemal-i mukaddesin ayatı ve emaratıdır. O müneze hüsn, o mukaddes cemalin cilvesinden, esmalarda, belki her isimde çok gizli defineler bulunduğunu işaret eder. İşte şu derece âli, nazirsiz, gizli bir cemalse, kendi mehasinini bir mir'atte görmek ve hüsnünün derecatını ve cemalinin mikyaslarını zişuur ve müştak bir aynede müşahede etmek istediği gibi, başkalarının nazarıyla yine sevgili cemaline bakmak için görünmek de ister. Demek iki vecihle kendi cemaline bakmak. Biri, her biri başka başka renkte olan aynelerde bizzat müşahede etmek. Diğeri, müştak olan seyirci ve mütehayyir olan istihsancıların müşahedesiyle müşahede etmek ister. Demek hüsn ve cemal, görmek ve görünmek ister. Görmek ve görünmekse, müştak seyirci, mütehayyir istihsan edicilerin vücudunu ister. Hüsn ve cemal, ebedi sermedi olduğundan, müştakların devamı vücutlarını ister. Çünkü daimi bir cemalse, zail bir müştaka razı olamaz. Zira dönmemek üzere zevale mahkum olan bir seyirci, zevalin tasavvuruyla muhabbeti adavete döner. Hayreti istihfafa, hürmeti tahkire meyleder. Çünkü hodgam insan, bilmediği şeye düşman olduğu gibi, yetişmediği şeye de zıttır. Halbuki nihayetsiz bir muhabbet, hadsiz bir şevk ve istihsanla mukabeleye layık bir cemale karşı zımnen bir adavet ve kin ve inkarla mukabele eder. İşte kafir, Allah'ın düşmanı olduğunun sırrı bundan anlaşılıyor. Madem o nihayetsiz sehavet vücud, o misilsiz cemal hüsn, o kusursuz kemalat, ebedi müteşekkirleri, müştakları, müstahsinleri iktiza ederler, halbuki şu misafirhane dünyada görüyoruz, herkes çabuk gidip kayboluyor. O sehavetin ihsanını ancak az bir parça tadar. İştihası açılır, fakat yemez, gider. O cemal, o kemalin dahi ancak biraz ışığına, belki bir zayıf gölgesine bir anda bakıp doymadan gider. Demek bir seyrangâh-ı daimiye gidiliyor. Elhasıl, nasıl ki şu alem bütün mevcudatıyla Sani Zülcelal'ine kat'i delalet eder, Sani Zülcelal'in de sıfat ve esma-i kutsiyesi dar-ı ahirete delalet eder ve gösterir ve ister. Beşinci hakikat: Bab-ı şefkat ve ubudiyet-i Muhammediyedir aleyhissalatu vesselam. İsmi Mucib ve Rahim'in cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki en edna bir haceti, en edna bir mahlukundan görüp, kemal-i şefkatle, ummadığı yerden isaf eden ve en gizli bir sesi, en gizli bir mahlukundan işitip imdad eden, lisan-ı hal ve kalle istenilen her şeye icabet eden,
nihayetsiz bir şefkat ve bir merhamet sahibi bir Rab. En büyük bir abdinden. Haşiye, evet 1350 sene saltanat süren ve saltanatı devam eden ve ekser zamanda 350 milyondan ziyade raiyeti bulunan ve her gün bütün raiyeti onunla tecdid-i biat eden ve onun kemalatına şehadet eden ve kemal itaatle evamirine inkıyad eden ve arzın nısfı ve nev-i beşerin humsu o zatın sıbgıyla sıbgalansa, yani manevi rengiyle renklense ve o zat onların mahbub-u kulubu ve mürebbi ervahı olsa, elbette o zat şu kainatta tasarruf eden Rabbin en büyük abdidir. Hem ekser enva kainat, o zatın birer meyve-i mucizesini taşımak suretiyle onun vazifesini ve memuriyetini alkışlasa, elbette o zat şu kainat halikinin en sevgili mahlukudur. Hem bütün insaniyet, bütün istidadıyla istediği beka gibi bir haceti ki, o hacetse insan esveli safilinden âlâ-i illiyyine çıkarıyor. Elbette o hacet en büyük bir hacettir ve en büyük bir abd, umumun namını onu kadıyül hacattan isteyecek. En sevgili bir mahlukundan, en büyük hacetini görüp bitirmesin, isaf etmesin. En yüksek duayı işitip kabul etmesin. Evet, mesela hayvanatın zayıflarının ve yavrularının rızık ve terbiyeleri hususunda görünen lütuf ve suhuleti gösteriyor ki, şu kainatın maliki nihayetsiz bir rahmetle rububiyet eder. Rububiyetinde bu derece rahimani bir şefkat hiç kabil midir ki mahlukatın en efdalinin en güzel duasını kabul etmesin? Bu hakikati 19. sözde izah ettiğim veç ile şurada dahi mükerreren şöyle beyan edelim. Ey nefsimle beraber beni dinleyen arkadaş! Hikâye-i temsiliyede demiştik. Bir adada bir içtima var. Bir yaver-i ekrem bir nutuk okuyor. Onun işaret ettiği hakikat şöyledir ki, gel, bu zamandan tecerrüt edip fikren asr-ı saadete ve hayalen Ceziretül Arab'a gidiyoruz. Ta ki Resul-i Ekrem'i aleyhissalatü vesselam vazife başında ve ubudiyet içinde görüp ziyaret ederiz. Bak, o zat nasıl ki risaletiyle, hidayetiyle, saadet-i ebediyenin sebebi husulü ve vesile-i vusulüdür. Onun gibi ubudiyetiyle ve duasıyla o saadetin sebebi vücudu ve cennetin vesile-i icadıdır. İşte bak, o zat öyle bir salat-ı kübrada, bir ibadet-i ulyada, saadet-i ebedi için dua ediyor ki, güya bu cezire, belki bütün arz, onun azametli namazıyla namaz kılar, niyaz eder. Çünkü ubudiyeti ise, ona ittiba eden ümmetin ubudiyetini tazammun ettiği gibi, muvafakat sırrıyla bütün enbiyanın sırr-ı ubudiyetini tazammun eder. Hem o salat-ı kübrayı öyle bir cemaat-i uzmada kılar, niyaz ediyor ki, güya beni Adem'in, Hazreti Adem'den asrımıza kadar, belki kıyamete kadar, bütün nurani ve